Merhaba arkadaşlar. 23 gündür uğramadığım Migros çiçek reyonuna uğradım. Biliyorsunuz Gaziantep'te yaşıyorum. Burası çiçek serası gibi olan bir Migros marketti. Ama ne kadar küçük, ne kadar az kalmış şöyle size göstermek istiyorum. Şu şekilde öncelikle göstereyim. Sonra içimiz açılsın diye arkadaşlar hep birlikte bakalım neler gelmiş, neler varmış. Eğer sümbül olsaydı sümbül almaya geldim. Mis gibi kokusuyla bu yıl balkonumda sümbülüm yok. Ama kısmet olmadı. Şöyle size genel olarak göstereyim. Depreme rağmen, bu kadar sarsıntıya rağmen bu güzellikler gelmeye devam ediyor. 23-24 gün oldu biliyorsunuz. 6 Şubat'tan beri hiçbir şekilde uğramadım. Ama içimde neler var acaba? Hangi çiçekler geldi? Biraz moral, motivasyon olsun diye uğramak istedim. Şöyle size göstereyim. Yine küçük kalaşolar 29.90'a. Böyle kaktüsler var arkadaşlar. Şu şekilde starliçeler var. Fiyatlarını da göstereyim size. Ben sadece bu güzelliğe yoğunlaşmak istiyorum. Şöyle farklı robustolar gelmiş. Bir şu şekilde aloe veralar gelmiş. Yine buralarda arada gördüğünüz gibi kuru yapay çiçekler var. Arkaya doğru geçiyorum. Birlikte bakalım, inceleyelim neler varmış, neler alabiliriz. Depreme rağmen hala geliyor olmalarına gerçekten şaşırıyorum. Bakın benim en sevdiğim biliyorsunuz sukulentler. Şu şekilde sukulentler de gelmiş arkadaşlar. Fiyatlar da böyle. Liyalar gelmiş. Bu şekilde. Yine taş kaktüsler gelmiş. Uzunca bir süre çiçek almayı düşünmüyorum. Ama bu güzellikleri yine göreceğim ve sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten bir seraya uğramak ya da bir çiçekçiye uğramak, bir çiçek görmek çok iyi geliyor. Ruhumuza şifa oluyor. Bu nedenle şöyle size kısa kısa göstereyim. Ruhumuza şifa olsun inşallah bu güzellikler. Böyle fiyatlarıyla beraber sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle uzaktan da bu şekilde farklı çiçekler var. Bu şekilde göstereyim size. Gerçekten çok iyi geliyor şu an bana. Ruhuma çok iyi geliyor. Hala sarsıntılarımız devam ediyor arkadaşlar. Günlük olarak yani günde birkaç defa sarsıntıları hissediyoruz. Bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. 2 yıl kadar sürebilirmiş. Ama yapabilecek hiçbir şey yok. Bu sarsıntılarla yaşamayı öğreneceğiz. Biraz moral motivasyon için biliyorsunuz hepimizin bir hobisi var. Ben de çiçeklere yoğunlaştım. Balkonumda sukulentleri dikiyorum. Onlarla vakit geçiriyorum. Suluyorum, bakıyorum. Mesai çıkışında, iş çıkışında bunlarla ilgileniyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi geliyor. Terapi gibi oluyor. Böyle. Şimdi balkonuma geçelim kısacık. Oradan da birkaç paylaşım yapacağım size. Bu güzelliklerle balkonuma geçeyim. İş çıkışı yine bu güzelliklerin karşısında nefesimi aldım. Gerçekten bana çok huzur veriyorlar. Eminim hepiniz için aynıdır. Bize terapi gibi oluyor. Böyle size son hallerini göstereyim. Şimdi hemen bir kısmını sulamaya geçeceğim arkadaşlar. Çünkü havalar çok sıcak gidiyor. Bu nedenle sulama ihtiyacı oluyor. Şunlar saksılarından devrilen depremzede çiçeklerim. Bunlar susadılar. Bir hafta 10 güne yakın önce çok az su vermiştim. Şimdi tekrar sularını vereceğim. Bunları neredeyse 2 güne bir suluyorum. Bana inanılmaz terapi gibi geliyor. Şöyle yakından size yavaş yavaş göstereyim bunları. Her gün işe gidiyorum. Ama artık iş çıkışında evdeyim. Hastanede kalmıyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Sallantılarımız devam ediyor arkadaşlar. Sürekli sarsıntılar devam ediyor. İnanılmaz sallanıyoruz. Arada büyükleri de büyük şiddetli depremlerde gerçekten hissediyoruz. 4 noktaların üzerine 4.5'ları gördüğümüz özellikle yoğun bir şekilde hissediyoruz. Binalarımızın giriş katları, birinci katları çatlak. Daha henüz herhangi bir şey yapılmadı. Şu an kimse
normale dönme çabasında henüz usta ya da bina düzenleme aşamasına geçemediler. En kısa sürede inşallah binamızın dış cephesini yaptıracağız. İçlerindeki de artık boyama yapılarak ya da çatlak yerler düzeltilerek binalara bu şekilde yerleşeceğiz. Şimdilik dışındaki kısmı size ayrıca video olarak çekeceğim. Bir sonraki videoda paylaşmayı düşünüyorum. Binanın dışında yoğun çatlaklar var. Onları da göstereceğim. Böyle renklendiler bunlar. Her gün işteyim. İş çıkışında da bunlarla vakit geçiriyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Doya doya evladıma seni seviyorum diyorum. Aileme mutlaka Allah'a emanet ederek gidiyoruz. Artık hepimiz öyleyiz. İş çıkışında Allah'a emanet olun diyerek ayrılıyoruz. Yani bu denli artık ileriye yönelik olarak bir program yapılamıyor. Ne yaşayacağız, neler göreceğiz, neler bizi bekliyor bilmiyoruz. Ama bu sarsıntıların sonu yok. Ve farklı noktalarda biliyorsunuz, farklı illerde de depremler oluyor. Onlar da etkiliyor. Binalarımız, bizim binamız az hasarlı. Ne kadar şiddetli bir depreme dayanır? 7 şiddetinde bir deprem olursa ya da 6,5 şiddetinde olursa dayanır mı hiç bilmiyoruz. Ama tabiri caizse kelle koltukta yaşıyoruz. Ama yapabilecek hiçbir şey yok. Normale dönmek zorundayız. Hayat devam ediyor. Direnmek zorundayız. Bir nebze bu sallantıyı ya da deprem curcunasını birazcık arka planda koymak için hepimiz hobilerimize sarıldık. Dualarımızı ediyoruz, hobilerimize uğraşıyoruz. Beni de en çok rahatlatan, en mutlu eden sukulentlerim hobi olarak. Gerçekten iyi ki de bunlar varmış. Bunları tek tek yapraklarını temizliyorum, suluyorum, bakıyorum. İlaçlamasını yapacağım inşallah. İlaçlamasını yapamadım henüz. Henüz o mutlu olamadım. İlaçlamadan sonra yıkama yapıyorum. Biraz ilaçlama uzun sürüyor pompayla. Her yeri yıkıyorum. Balkonda çok fazla vakit geçirdiğim için ilaçlama sonrası şu an için erteledim. Zaten şu an açıktalar, kapalı değiller. Kapalı alanda olsalar ilaçlamayı daha sık yapıyordum. Ama artık ne olacaksa bir süre ilaçlamayacağım. Böyle renklenmeler. Yine şu kısmını da size göstereyim. Gayet güzel. Şunlar çok fazla renklenmiyorlarmış. Bunları bu yıl aldım biliyorsunuz. Şu güzel renkleniyor ama şu ve özellikle diğer bir tanesi daha vardı. Onu görmeye çalışıyorum ama göremedim. O çok fazla renklenmiyor. Ha pardon, burada. Onlar çok fazla renklenmiyor ama buradaki dış kısımdakilere bakın. Çok güzel renklendiler. Şöyle göstereyim size. Gerçekten renklerini aldılar artık. Şu depremzede saksım. O bir hayli zarar gördü depremden. Şunlar da zarar gördü ama toparlayacaklardır. Burada da yine bu şekilde bebek sukulentlerim var. Onlar da büyüyorlar artık, abla oldular. İşte bunlarla vakit geçirerek biraz kendi kendime terapi uyguluyorum. Gerçekten çok iyi bir meditasyon yöntemi. İnanılmaz rahatlatıyor. Çok iyi geliyor. Özellikle de şu an ilkbahar havasını yaşadığımız bu günlerde. Şu özellikle şunların çiçeklerini size göstermek istiyorum, bakar mısınız? İşte umut bu. Umut arkadaşlar. Şöyle arka binadaki çatlağı görün ve önünde çiçek açan. Yani binalarımız bu şekilde çatlak arkadaşlar. Karşı binayı size göstereyim. Şöyle görülebiliyordur. Bilmiyorum zoomlayabilecek miyim? Bakın. Binalarımızda hep bu şekilde çatlaklar var. Ama ona rağmen şu güzellikler, bu çiçekler umudun sembolü oldu. Bu çiçek açmaları gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Bakar mısınız, şurada harika bir çiçek daha geliyor. Çok güzel görünüyor. Çatlaklara yoğunlaşmıyoruz. Binaların hasarlarına yoğunlaşmıyorum. Sadece sukulentlere yoğunlaşıyorum. Çiçeklere yoğunlaşıyorum. Şöyle yaprak uçlarından renklenmeye başladılar. Hepsi gayet güzel. Özellikle şunun çiçeklerini göstermek istiyorum. Gerçekten. Harika görünüyorlar. Rabbimin mucizesi bunlar. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde ziraat unlarından zarar gören özellikle
şöyle göstereyim. Firetler çok fazla zarar gördü arkadaşlar. Direkt bunlar ziraydonlarda etkilendi. Birçoğunda arasından söktüğüm ziraydonların etkilenenleri biliyorsunuz 12 gün boyunca doğalgazlar yanmadı. Evlere giremedik. Bu dönemde de ziraydondan birçoğu etkilendi. Bu şekilde artık birden bahar geldiğini zannediyorlar ve bakın letizyaların hepsi çiçeğe durdu. Çok ilginç. Şuradakileri de göstereyim size. Tüm letizyalar çiçeğe durdu. Birçok sukulent türleri şu an çiçekte. Bakar mısınız şunlara? Rabbimin mucizeleri gerçekten. Şunların güzelliğine bakın. Gerçekten harikalar. Çok güzel çiçekler verecek. Evet, bunlar bize terapi gibi oluyor. Ruhumuzu dinlendiriyor. Size ara ara bu şekilde hem bu güzelliklerden bahsedeyim. Böyle ruhunuza sizin de şifa olsun. Asla ümidinizi kaybetmeyin arkadaşlar. Deprem bölgesinde yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. Hepimizin çünkü sevdikleri var. Onlar için ayakta durmak zorundayız. Asla psikolojimizi aşağıya çekmememiz lazım. Motivasyonumuzu düşürmememiz lazım. Dualar edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa bundan sonra onları yapacağız. Şöyle bunların hepsini göstererek sizlere veda edeyim arkadaşlar. Merak edip arayan, soran, yorumlarda sizi çok merak ediyorduk diyen, düşünen, seven, gönlünde bize yer veren hepinize sonsuz teşekkürler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.